Ha, Ankara'da tam anlatayım. Ankara'da dershaneye gittiğim dönem Ankara Kızılay'da ben şey tarafındaydım. Sıhhiye tarafına doğru kayan orada sınav dershanesi var. Bilir misiniz? İsmet İnönü diye mi geçiyordu orası? Tam hatırlamıyorum bile adını. Ha, kaç sene oldu. Dershaneye giderken Ankara'da çok fazla hani tinerci de demeyeyim aslında. Dilenci çocuklar çok fazla olur. Ama böyle görseniz hani boylar bu kadar bu kadar. Hepsi küçücük küçücük. Bayağı küçücük küçücükler evde. İzmir Caddesi diye mi geçiyordu 1910 orası? Hatırlamadığım için tam olarak şey yapamıyorum şu anda. Hakkı kadar aynen. Küçücük küçücük çocuklar var. Ben de öyle çok kocaman değilim yani. Benim zaten boyum kısa. Bilenler biliyordur. O zamanlar da gayet kısayım. Sakarya Caddesi'nin bir önü. Sakarya Caddesi'nin bir ön caddesi Kızılay'daki. İzmir diye mi geçiyordu orası? Ankaralıyım, unuttuğuma inanamıyorum ya. Gerçekten unuttuğuma inanamıyorum. Ha, Ziya Gökalp. Evet, Ziya Gökalp. Ziya Gökalp diye geçiyor orası. Tamam, meşrutiyet mi yoksa? Aman salla. Neyse işte. Dershane çıkışı otobüse gitmeye çalışıyorum. Normalde de aslında babam falan alır ama hani o gün almayacağı tutmuş. Otobüse bineceğim, gideceğim. Otobüse doğru ilerlerken böyle bir anda çevreni sarıyorlar zaten bunlar. İşte çevremi sardılar, dedi ki şey ver işte abla, dedi mendil alsana, şunu yapsana, bunu yapsana. Dedim yanımda yok. Bir de bana abla diyor. Allah Allah, bir tanesiyle yaşıtız yüksek ihtimal, hatta benden büyük bile olabilir. Abla diyor bana. Yok mendil al, yok şunu al diyor. Dedim en sonunda almayacağım işte, bakın dedim, eğer etrafımdan gitmezseniz polisi çağıracağım dedim. Anam sen misin onu diyen? Sen misin? Polis deyince bunlar bir triggerlandı. Bir triggerlandı. Bak direkt şöyle bak bir tanesi, tamam mı? Sümük gibi zaten. Ya bir de şey çok kötü. Sümük akıyor. Bilinçli yapıyor ve de bunu daha pis bir gözükmek bir anda bir triggerlandı. Dedi ki, çocuk şey yaptı, tamam mı, böyle kendini yırta yırta. O zaman dedi sana bir şey yapalım da polisi çağırdığına değsin yaptı, tamam mı? Cücük gibi bir şey. Bit gibi lan çocuk. Bildiğin bit gibi yani. Dedim ki bak dedim böyle yapma, bak bağıracağım şimdi falan. Bir de etrafın kalabalık ama hiç kimse. Kızılay'da bir kişi bile dönüp de demiyor ki ya çocuğa hani kıza ne yapıyorsunuz? Hani kızı bıraksanıza, etsenize gibi bir şey yok. Çünkü bunlar 8-9 kişiler. Bir tanesi şey yapıyor işte. Diyor ki üstüne tükürelim, üstüne tükürelim falan diye bağırıyor. Ben adımlarımı hızlandırdım. Ondan sonra iyice musallat olmaya başladılar. Bu sefer sürekli olarak şey yapıyor. Gelsene buraya, gelsene işte polisi çağırtıracağız sana, gel falan yapıyor. Anam bir koşmaya başlarsın. Bak yemin ediyorum otobüs durağına kadar. Ama asla peşini bırakmıyorlar. Asla peşini bırakmıyorlar ve sürekli olarak tehdit, şu üstüne tükürelim. Üstüne tükürelim. Bak beni dövsünler. Gerçekten beni dövsünler orada. Tamam mı? Ağzımı burnumu yamutsunlar. Ama bana tükürmesinler. Ben hayatımda en tiksindiğim şey tükürüktür benim. En tiksindiğim şey ama. Hiç tahammül de edemem tükürüğe. Küçükken ablam da beni öyle tehdit ederdi çünkü. Bu ablamdan kalma bir şey. Burada 4.000 kişi tükürmek. Benim yani o Kızılay'da dershane çıkışlarım gerçekten olaydı ya. Her seferinde bir olay vardı. Her seferinde. Hiç mi normal bir şey yaşamaz? Hiç normal bir şey yaşanmıyordu. Travma olmuş tabii canım. Yani ben otobüs üniversitede atlatabildim bu otobüs olayını. Ciddi söylüyorum yani, çünkü yani nereye gidersen git. Ankara'da otobüse falan da o yaşlı amcaları maşlı amcaları herkes şey diyor işte, ay çok tontonlar, pek şekerler, şöyleler böyle. Hiç öyle değiller vallahi, çok tehlikeliler onlar da, dikkat edin bazıları. Bir sürü manyak var ülkede. Vallahi bir sürü manyak var. Aklıma bile getirmek istemiyorum. Dikkat edin yani. Zaten bu aralar çıkmıyorsunuz da, çıktığınızda ettiğinizde de kendinize dikkat edin ne olursunuz. Ya, özellikle yani Türk kadınlarının otobüste çektiği çileleri gene Türk kadınları anlar hakikaten. Manyak kaynıyor ortalık. Harbiden manyak kaynıyor. Yine aklıma geldi, gene. Rick!